gibi görünüyorsun. Değil mi? Çünkü jüri üyesi olacağım. Aa. Abartayım dedim, evet. Nerede jüri üyesi? Bizim programı çok beğenmişler. Bunun Amerika versiyonunu yapıyorlarmış. Ben de konuk jüriyim. Hmm. Evet, zaten formatımız birkaç ülkede yayınlanmaya başlayacak. Mutluyuz. Olabilir yani. Neden Amerika olmasın? Değil mi? Evet. Sen şimdi jüri üyesi olarak bir idolün vardır senin Amerikalardan. Kimi beğeniyorsun? Ay, bunu hiç düşünmedim. Aa. Gel bakalım. Ne olacak senin böyle her şey bir şey? Ne yapayım? Yani üzülüyorum. Bunu söyleyince birazcık daha rahatlıyorum. Söylemesem daha çok üzüleceğim. Ben üzüleceğim, onlar üzülsün. Ama çok enteresan. Yıldızından ayrılma, gel buraya. Bir garip bir şey oluyor. Taraflar farklı farklı şeyler söylüyor ama herkes de sonuna kadar doğruyu söylediğini iddia ediyor. Şimdi bir avukat adayı olarak ne düşünürsün acaba bu konuda? Basit bir matematik var. Gülay iki galadan önce Zeynep'i yazacağım demiştim. İki galadır Zeynep taç alıyor. Hani ben şaşırmadım. Ben o konuşma Gülay'la aramızda şimdi, geçti. Şimdi bu konuyu açmak için söylemiyorum. Ben senden bahsediyorum burada. Ya ben doğruları söylüyorum ve kanıtlamaya da çalışıyorum. Hani kendimce kanıtlıyorum da. Hani bak, Melisa'da da aynı şey oldu. Doğruyu söylüyorum. Onun işte oynadığını düşünüyorum. Sicilist olayı benim çıktı davam mesela. Var dedi. Evet. Aynen. Ya, bir, ama bir olmuyor yani. Bir şey sonuçlanmıyor bir türlü. O ne olacak? Yani ben artık insanların zekasına bırakıyorum yani. Ben destekli söylüyorum. Hayır, verdiğin mücadeleye değiyor mu sence? Hayır, ben Gülay'la küs olmamıza üzüldüm yani. Melisa'yla kavga etmem beni çok üzmez. Zaten arkadaşım değildi ama Gülay'ın yokluğunu gerçekten hissediyorum ve ben duygusal bir insanım aslında. Ama hani cidden hani üzdü beni. Hı hı. O yüzden Gülay konusunda birazcık daha yaralıyım aslında. Birazcık daha sinirliyim o yüzden. Anlamak istemiyor yani. Yaptıkları çok yanlış. Ben bundan sonra cidden çok fazla savunma da yapmayacağım. Elimde olmadan yapıyorum ama. Peki. Konsepti duydunuz. Yorum yapmak isteyen var mı? Melisa. Üstündeki büstiyerli eteğini sevdim. Stiletton biraz daha yüksek olabilirdi. Saçlarını toplayabilirdim ve askı beni rahatsız etti ama bütün orta kısma baktığımda gayet hoş. Bir büyük düşünür demişti ki yürüyemediğin ayakkabıyı giyme. Ben de yürüyebileceğim bir ayakkabı giydim. Bir şey demiyorum. Ben kıyafete yakışanını söyledim. Senin orada şu an rahat yürüyüp yürüyemediğini bilemem. Daha rahatım. Teşekkür ederim. Doğrudur. Ben çantanı hiç beğenmedim. Aslında büstiyerini de beğenmedim. Sadece aslında neyi beğendin? Ondan başlayalım o zaman. Beğenmedim. Seni beğenmedim bugün. Ayakkabıların evet, keşke topuğu biraz daha yüksek olsaydı. Normalde sen gizleyebiliyorsun basenlerini. Ama bu sefer daha çok ortaya çıktı. Bir de şu sürekli anda bacakların çok kısa. Beni rahatsız ediyor Maria. Yok, bir de sen güzel durduğun bak. Zaman ben sana söylüyorum zaten gayet spor hoş durduğunu. Spor yaparım, iner. Senin bacak boyunu ne yapacağız o zaman? Ben de senin bacak boyunu ayakkabı seçimlerin de başarısız yani. Olsun. Sürekli bana basan deme. Fiziğin mükemmel değil çünkü. Ben sana Nihal diyorum ki bazen öyle kıyafetler seçiyorsun ki gerçekten tam oturuyor. Ben programı izleyeyim dedim. Yani bizi izleyeyim dedim. Sürekli bir sende bir basan hani sen gördüklerimi söylüyorum. Ağır tepki vermemi mi bekliyorsun hani? Seni çok mu rencide edeyim? Ondan sonra mı vazgeçeceksin? Sen kimsin ki beni rencide ediyorsun Nihal? Sen kimsin o zaman sürekli basan muhabbeti? Ben şu anda sen duruyorsun ve ben seninle abi, alakalı bir şey değiliz söylüyorum. Yani. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Az önce rencide etmeler falan. Evet, hak ediyorsun çünkü. Nasıl hak ediyormuşsun? Sürekli bir basanlarını saklayabiliyorsun kıyafet ama Nihal, yani girme etek bu şöyle olmamış. Söyleyebilirsin. Vücuduna göre değil diyebilirsin. Alt kısmını kalın göster. Basenlerini zaten ortaya çıkarmış bu etek şu anda. Bitti. Nazlı Marat. Genel olarak güzel görünüyorsun. Zaten jüri olacağın için üst tarafın görünecek. Eteğinin boyu yanlış. Bir de üst yanlış tarafından değil böyle indir birazcık ya, daha. Sünmüyor. Yürüyebildiğin ayakkabıyla daha şık görünüyorsun bu arada. Değil mi? Aman. Üst tarafını sanki biraz böyle hani basmış, üst tarafından fışkırmış gibi duruyor. Zeynep. Ben genel görüntüyü beğendim. Çanta ve ayakkabı hariç. Korse sana yakışmış yani. Belini acayip ince göstermiş. Zaten ince de olabilir.
Gerçi o da tam bilmiyorum ama deri yakışmış, çok iyi görünüyor. Ya nasıl bir korkutmuşsun? Kimse bir şey diyemiyor. Yakışmış da olabilir, yakışmış. Yok. Yok, korktuklarından. Belini ama bayağı bir. Bayağı bir. Kimse seninle kötü olmak ama istemiyor ama. Farkındasın değil mi? Yani yo, bence zaten Öykü çok Hanım. Şekerim, kötü olunacak bir tarzım yok da. Öykü Hanım, ben daha Galadon'un adını verdim. İsim vermek başka. Aa, bir şey. Öyle bir şey yok, bak onu unuttum. Bak onu unutmuştum. Öyle bir şey yok, yani beğendiğim şey beğendim derim. Beğenmesen beğenmedim. Evet, o bana yapılabilecek bir emin olamadın ya yani. Hayır, beli ince miydi kalın mıydı onu hatırlayamadım ama bu korse bayağı bir ince göstermiş. Maria'yı korkutamamışsın ama bak. Aynen onu fark ettim. Çalışmalara başlayacağım. Başlayabilirim. Bir de bir şey söylemek istiyorum Öykü Hanım. Şimdi biz tabii ki kıyafetle ilgili konuştuğumuz için hani göğüs olan kısmı göğüs diyoruz. Basen diyeceğim. Ya basen yanlış bir kelime değil bir kere. Sen bazen gerçekten o kadar ay güzel diyorum ben ya, devam ediyorum. Ben konuşuyorum şu anda Nihal. Basenlerin zaten büyük, daha da büyük göstermiş modunda bir eleştiri. Zaten yaparsan beş mislini bulacaksın Maria. Nihal, beni dinleyeceksin ilk önce. Ben sana diyorum ki sen bazen güzel bir elbise seçtiğin zamanlarda onları kapatabiliyorsun. Anladın mı? Ama şu anda kapatamamışsın. Ve görüntü güzel bir görüntü değil benim açımdan. Bu kadar. Burada yanlış anlıyorsun. Ben ki de diyorum ki sen bir insansın. Ben barışıyorum diyorsun. Sürekli benim basenlerin dersen. Sen şu anda hakaret ediyorsun. Ben sana yanlış bir şey söylemiyorum. Kapatamamışsın, hoş durmamış. Bitti. Cümleyi kuruş şeklinden anlayabiliyorum ben. Daha kibar bir şekilde söyleyebilirsin bunu. Ki sen zaten bunlarla barışık tutun olan, ben seviyorum basan, diyen bir insansın. Basan, ne var ki bunda? Basan, basan oldu yani. Ayrıca Türkiye'de yaşıyoruz yani. Yüzde kaçlık dilim? Bende de basan beden var. Ben de çıktığım zaman benim basenlerimle ilgili şu kıyafeti ben yanlış giymişim. Ben sana hiçbir zaman basenlerimi bilmem. Ben senden bahsetmiyorum. Senin kadar, bak demek ki rahatsız olmuşum ki kırıcı olmaya başladın demişim, tamam mı? Çünkü bunu sen daha önce de yaptın, tamam, böyle bir tepki görmedin. Tamam, sen bu basen konusunu o kadar çok şey yapıyorsun ki rahatsız oluyorsun. Ama belki rahatsız oluyor. Artık rahatsız ettirdiniz yani. Başta olmuyordum, artık oluyorum abi. Tebrik ediyorum yani. Şu anda oluyorsun yani. Tamam basen yani. Bir bastı. Daha konu açılmaz. Çünkü her şey artık giyerken artık böyle siyaha falan da damlaya başladım, anladın mı? Psikolojim bozuldu yani. O yüzden bir kez daha basan da bak bakalım ne oluyor. Beni bir daha tehdit etme Nihal. Son kez söylüyorum. Bak, sen bir kere yaptın, ikinci konuşmaya devam et Maria. Yapmayacaksın. Gerçekten bunu yapmayacaksın. O zaman. Saygılı konuşacaksın ilk önce. Kendi fiziğin çok mükemmelmiş gibi. Saygılı konuşmayı öğren. Sen çok saygılısın ya. Sürekli basenlerin büyük ama daha da büyük görünüyor. Ay sen sana ne? Basen muhabbetini benden basenim, daha çok bu kadar yaksan kapatabiliyorum. Tamam? Tamam. Hazır mısın? Ay, hazırım. Geçebilirsin. Hoş geldin. Hoş Nihalingo. Merhaba Nurey. Atarlı Nihal, giderli Nihal. Ama artık Nihal sinirlendim yani. Söylemiş bölümlerde izliyorum. Mesela sürekli basan demiş Maria. Hani ben farkına varmamışım ama artık izleyince böyle bir garip kim geldi. Kim söylüyor? Maria sürekli basenlerin büyük ama daha da büyük göstermiş. Ay, zaten basenlerin var, belli etmişsin falan. Bunu daha kibar bir şekilde söyleyebilir yani. Ama ne diyecek basenin yerine? Basanların çok ama... Ama biz de burada söylüyoruz. Sen zaten bunu göstermeyi seviyorsun ama... Ama biz de diyor burada söylüyoruz hepinize basenini... Pardon. Olmamış baba basenini, şuyun buyun biz de diyoruz siz burada. Daha, siz bile yani daha kibar şekilde söylüyorsunuz. Ama basenin adı basendir. Nihal. Basenin çok ama daha fazla ortaya çıkarmışsın tarzında. Böyle şimdi bak, beni coşturacak cümleler ediyor. Sonra Nihal neden atarlı? Şimdi bazen insanların bir anatomik yapısı vardır. Basen kemiği çıkıktır. Kimisinin dümdüzdür. Kiminin beli kalındır. Kiminin incedir. Basenli olmak bu geçici bir kusurdur. Üstelik de sen zayıflıyorsun gittikçe. Ama basenin başka bir adı yok. Var mı? Arkadaşlar var mı Kemal? Yok maalesef yok. Yok tamam basan. Ya siz bile diyorum ya mesela. Maria ne desin yani? Bacağın derse ne olacak? Bacak bilekten başlar. Yukarıya kadar bacaktır. Komplek sahibi oldum ya. Sürekli. Uf. Ay sen her eve lazım birisin. Değil mi? Papuç kadar bir dil. Allah.
Büstiyenin burası biraz ağzına mı girmiş o, ne olmuş? Jüri üyesiyim ya. Ha, jüri üyesi. Evet. Tabii. Ü'de kaldım ben. Gepyer çok güzel o büstüye. Çok güzel böyle bir bel yapmış, hat yapmış. Çok beğendim. Askıları olmasa daha bir sevinirim. Üstündekinin askı yeri daha mı ya? Bir şey var orada çözemedim. Neyse. Bol mu biraz? Sen içine korse giyiyor musun? Bunun mu? Hayır. Bu korseli yok. Zaten. Hayır. Giymedim. Alta. Bunlar yok yani. Ha, hiçbir yok. Şey yok. O zaman senin basenler gitmiş epeyce. Değil mi? Duyuyor musun Maria? Ama basen dedim. Hayır, o sorun değil zaten. Ama Maria, dikkat ettim hepsinde basenlerin var ama, basenlerin çok ama falan bu tarz cümleler kurmuş. Ya bir dedim ne oluyor ben. Hani? Ama bunun bir cevabı var. Sen ne diyeceksin ki, yani bu benim elimde olan bir şey. İstersen ben bunları küçültürüm. İşte geçer. Dedim ya, spor yapılır gider, şey yapılır gider ama bazı şeyler ameliyatla falan bence düzelebiliyor. Boğazını kesersin bak benim gibi. Hiçbir şey yemezsin. Evet, etek kalem etek o yukarı fırlıyor. Çünkü etek çok dar. Çekiyor bir de. Çekiyor tabii. Sen onu her şeyi bir beden dar alıyorsun değil mi? Ben etek. 34 falan giyiyorum bu arada. Şimdi tabii bunun altına bu ayakkabı, ben senin de olsam ya, giymezdim bu ayakkabıyı. Daha yüksek, daha hafif platformu olan bir şey giyerdim ayağıma. Ben bu ayakkabıyı sende sevmedim ama büstiye öyle güzel seni kavramış ki bayıldım. Saçların işte hepsi, işte bir şeyler takmışsın, takıştırmışsın. Ayakkabı hariç beğendim seni. Basen. Bayan basenim artık. Bay yani. Basen. Bir butik aç, adını basen koy. Aynen öyle yapacağım. Bay basen. Artık. İvana. Nihal, sen balık etli bir kadınsın. Ve sen çok güzel taşıyorsun. Senin proporsiyonlar çok güzel bence. Çünkü senin omuzunun basenin biraz daha geniş. Ve senin basenin aslında büyük değil. Senin de beli bayağı ince. Teşekkür ve ederim. Ondan dolayı böyle bir görüntü oluyor aslında. Senin de arkasın da var. O da güzel bir şey. Ben böyle bir bu kıvrı, bu şeyin siluet seviyorum ve beğeniyorum. Mutlu oldum. Çok güzel taşıyorsun. Sadece üzerindeki bendim, her şey yerinde. Şey, dekolte kısım çok yukarıda. Biraz daha aşağıda olsaydı daha iyi olurdu. Ve evet, kalem etek stiletto ama o korse büstiyer biraz rock punk hava yaratığı için keşke ya, daha böyle ayakkabı olsaydı, daha rock punk ayakkabı giyseydin daha iyi olurdu. Ben normalde sürekli platform giyiyorum ama şey böyle, hatta arkadaşlarım diyor yayında çok kısa görünüyorsun falan diye. Ben diyorum aslında kısayım da siz bilmiyorsunuz. Şey, bu stiletto, stiletto deyince böyle platform kaba duruyor falan. Hı hı. Ben de daha yeni böyle. Şimdi her platform kötü değil zaten. Tabii ki o bir kat gibi, bina gibi platformu da sevmiyorum. Ama gizli platform ayakkabı var, ben de giyiyorum. Çok güzel ayakkabı var. Hep stiletto da değil. Yani çok dozunda platform ayakkabı seçmelisiniz. O çok çok yüksek olmamalı lazım. İşte ben onu direkt vur demişsiniz, öldürmüşüm. Yani orta seçeceksiniz, bu kadar. Tamam, teşekkür ederim. Rica ediyorum. Nihal. Kemal Bey. Ölçülerin ideal. Her yerin tas tamam. Gerçekten. Ne fazlan var ne eksiğin var. Teşekkür ederim. Tam ideal ederim. Türk kadını tipindesin. Değil mi yani? Basenlerin de bence geniş görünmüyor hiç. Ay çok şımardım şu an. Bir tek ayakkabıların hariç her yerin, her şeyin, bütün stylingi falan çok güzel. Saçın, makyajın olması teşekkür gerektiği ederim. Gibi. Çok iyisiniz. Bugün sağ tarafımdan kalktığımı söylemiştim galiba, değil mi? Bugün bu böyle ama. Evet. Bugün iyi günü. Değil mi? İnsanlar bu vücudu yapmak için uğraşıyorlar. Ay Gülay, niye bu tarafa bakıyorsun anacığım? Şöyle uzaklara. Olur mu? O güzel yüzünü niye asıyorsun ya? Değer mi?
Takıl gitsin ya hayata. Öyle küs durma üzgün üzgün. Cumartesi günü elenmek istiyorum. Arkadaşlarımdan rica ediyorum benim ismimi versin. Bir de bu var. Bizim her kafası sıkışan da bu elenmek istiyorum'a dadanıyor ya. Bu hafta hayır, ben gerçekten rica ediyorum. Gerçekten çok sıkıcısınız. Bu hafta gidiyorum kesinlikle. Melisa da Gülay'da göre, sürekli elenmek istiyor. Neye göre? Çünkü bu kadar yalanın içinde olmak istemiyorum. Yani. Ben buraya lütfen, ben buraya bir şeyler öğrenmek için geldim. Söylersin. Sürekli tarz bak, dışında bir kere, çok fazla şeyler konuşacaksın ama bir tek şey söyleyeceğim. Burası bir okul değil. Yani öğrenmek diye bir şey yok. Tabii ki eksikler tamamlanıyor. Var. Bana göre tarzım var. Tamam, bunun iddiasındasın, bunun doğru, yarışındasın. Neyi yanlış, bana yakışıyor mu, benim füziğime yakışıyor mu? Bunu öğrenmek için geldim. Fakat sürekli yalanlar konuşuluyor. Ben bu yalanın içinde olmak istemiyorum. Benim de bir ailem var, benim de arkadaşlarım var. Herkesin ailesi var. Tamam da insanlar dikkat etmiyor. Konuşurken dikkat etmiyor. Gerçekten bazen sırf konuşmak için konuşuyor. Sen kendinden sorumlusun. Ama sen kendinden sorumlusun. Tamam, başkalarını değiştiremezsin ki. Ben itibaren kendimi burada böyle bir ortamda iyi hissetmiyorum. Ve bu şartlar altında tarzımı göstermem mümkün değil. Peki ben yorum yapmayayım. Nurella sordu. Tabii ki buraya herkes kendi bir tarzınla geliyor ama burada bir yarış olduğu için tarzını geliştiriyor. Hani geliştirmeye çalışıyor. İşte her zaman söyledik, bir örnek vardı elimizde. Sakın yanlış anlamayın yani. Gülay yanlış anlama. Mickey pantolonunla biliyorsunuz bizde bir yarışmacı vardı. Mickey pantolonundan sonra ne hallere geldi? Ki sen öyle, yani sen öyle değilsin, o kategoriden değilsin sen. Yani kendine göre bir tarzın var. Biz seni çok beğendiğimiz için aldık. Hep ne diyoruz? Kedili kız, kedili kız. Bir geldin bizi mest ettin. Tabii ki bir kendine göre tarzın var. Ama böyle burada şey yapman, kaçman, bu bir kaçıştır. Yani neden kaçacaksın ki? Bu bir kaçıştır. Eğer bir savaş varsa sonun kadar götürmelisin. Yani sonuna kadar, çünkü sonra belki şey olabilirsin. Ne diyorsun? Pişman. Pişman olabilirsin. Tamam, bir... buraya çıkıyorum. 20 dakika kalıyorum. 2 dakika o 20 dakikanın üzerinde. Sırf tarzım konuşuluyor. 18 dakika. Bilmem yalan üzerine yalan. Sırf özel hayat konuşuluyor. Bilmem şu şunu dedi, bu bunu dedi. Burada kıskanlık var. Burada yani... tuzaklar var. Her şey burada var. Burada hakikaten buraya olmak kolay değil. Zaten ama mücadelenin adı bu. Ama kendine güveniyorsan ve her kendine inanıyorsun, sen yalan söylemiyorsun, sen de doğrusun, sen onundan sonuna kadar göster. Yani böyle savaşın ortaya gitme. Benim tavsiyem. Çünkü sen güzel kadınsın ve sen başka yere gelebilirsin. Yani sadece kendine güven, onu diyorum. Kemal, var mı? Ya ben hayatım boyunca... Hayatımın her evresinde başıma bir sürü şey geldi benim. Bir sürü zorluk yaşadım. Hepimiz. Ve aynen hepimiz. Hepimiz ve hiçbirisinde işte. Pes etmedim. Tabii. Daha da çok sarıldım hatta yoksa olaya. Yoksa burada duramazsın. Dolayısıyla ne de ben ne de Nur ne de sen. Pes edenlerle, kaçanlarla empati kuramıyorum. Dolayısıyla bir yorum da yapamayacağım bu konuyla ilgili. Neyse biz o zaman bunu daha sonra bu konuyu açarız. Yani bence biraz düşün. Yarın tekrar konuşalım. Yarın konuşuruz Gülay. Şu andaki duygularınla fevri hareket etme diye söylüyorum. Yarın konuşalım, olur mu? Tamam. Tars. Teşekkür ederim. Ben de bendim bugün. Tarsın. Yıldız teşekkür aldı. Ederim. Hem de ne tars? Basen! Tars! Basen! Basen de tars. Görüşürüz. Güle güle. Üstündeki artık o kadar demode, demode, demode. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Ama olmaz. Yapamıyorum. Başka...